Evet sayın arkadaşlar, şimdi size çok güzel bir yerden yayın yapıyorum. Bir arkadaşım Reşat abi, Sinan abi, bana hiç et yedirmiyorsun, ben çok canım istiyorum mangal falan filan bir şeyler diyordu. Hadi dedim bugün onu bir misafir edeyim, hem dedim beraber bir et yiyelim, hem dedim şu güzel videoyu çekelim. Bu ilk videom olduğu için bütün aksaklıklar için kusura bakmayacaksınız. Şimdi sizi arkadaşıma tanıştıracağım. Evet. Arkadaşım Saim. Namı değer Saim Baba. Sayın baba. Saim Baba derler. Dedi ki Reşat abi, ben dedi et yerim ama dedi öyle böyle az et yemem. Ne kadar yersin en az? 5. Ama bugün burada 5 kilo var. 5 Evet, kilo var. var. Şöyle bakalım. Etleri şöyle 5 gösterelim. kilo kanadımı aldım. Gözüküyor değil mi? Bakayım. Heh. 5 Tamam. kilo kanadımızı aldık. Mangalımızı yaktık. Göle karşı. Günü de göstersene. Dedi ki yalnız abi dedi, ben dedi ekmeksiz yiyemem dedi. Ekmeksiz yiyemem. Onun için gittik Resul Dayı'dan. Adapazarlar çok iyi bilir. 4 tanecik ekmek aldım. Anca işte ikimize yeter. Şimdi biz bu eti biraz sonra pişirip göle karşı yiyeceğiz. Bakalım, eğer yiyemezse Sayım'a büyük ceza vereceğim. Ben dedi yerim dedi. Sayımcığım başlıyoruz. Evet. Etleri buyurun. Ha. Mangal atmaya başla. Hadi bismillah. Dur şu elini bir daha yıkayıp dur. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam mıyız? Tamamız. Hadi bismillah. Şimdi misafir çalıştırmak bize bir gelenektir. Heh. Normal normal. Şimdi sana bir soru sorayım. Sor. Sen şimdi 10 kilo da et olsun, mutlaka ekmek yer misin? Yemem. Ha ekmek. Yani biraz iyidir. 10 kilo da biraz iyidir yani. Ne kadar mesela? Bir Yani bütün. gene bir tane bütün yerim yani. Arkadaşlar, hakikaten bu adamı seviyorum. Bunun yemek anlayışı aynı bana uyuyor. Evet abi, yalan değil abi. Peki en güzel rekorun kaçtı Sayım? Mesela Mesela böyle güzel bir rekorunu bize anlatsana. yani şimdi arkadaşlarım yanlış anlamasın ama yani hemen hemen bir kuzuyu deveririm desem yeri var. Peki gerçek bir olayı anlatır mısın bize? Gerçekten yediğin bir şey. Mesela gerçekten yediğim bir şey, bir arkadaşımla mesela bir incir dibine yazın yine böyle sıcağın altında 4 kilo köfte yedim. 4 kilo. Yarım kilo da şey vardı. Kanat. Onları da getirdim. Benim yanımdaki arkadaşım az yiyebildi. Çok yiyemedi. Ama Ben getirdim. yanında ben yokmuşum demek ki. Ha, tabii Reşit abi sen yoktun yani. Sen olsan neyse sen yoktun yani. Ha, başka bir tane birisi vardı. Önemli değil. Ekmek kaç tane? Yani yalanımızı yine ekmek, 1,5 ekmek yedim yani. Maşallah. Ben almadım. Ha. Şimdi azıcık pişirelim. Sayımcım, sanki biraz pişti gibi. Ha? Pişti gibi değil. Yani kızarttım güzel yani böyle. Tamam az bir şey böyle şey olsun yani. Ne olur yani bak. Buyurun yani bakalım. Yani gayet de güzel. Yani hiç de yanmak falan yok. Şöyle bir gösterelim değil mi? Bakalım. Şimdi evet, Sayın Baba yemeye başladı. Evet arkadaşlar şu an yemeye başladık yalan değil. Nasıl tadı? Ama çok lezzetli olmuş yani ha. Yani tam istediğim gibi kıvamda olmuş yani. Bir şeyin içine kömür girdiği vakit, kömür ateşi, her şey güzel oluyor. Evet. Közde. Gözde. Peki Sayın'cığım, sana bir şöyle bir şey soru sorayım. Bir dahaki etkinliğimizde olsun seninle. Köfte. Ne kadar? 5 kilo yapalım köfteyi. 5 kilo yapalım. İkimiz yer miyiz? Yeriz ya. Ben hemen hemen 2,5'u yerim işte. 2,5. Duraktan bir arkadaş daha çağıralım mı? Duraktan çağıralım birisine. 200 tane çalışan var. Seç bir tane. Ben Erkancığımı seçiyorum. Erkan'ı bu kadar seviyorsun. O kadar. Çünkü Alın.
O gelir sana çok güzel olur. Yani şu grup. Ne bileyim, seviyorum onu. Şimdi Mesut'u çağıracağız bizim 35'i. Mesut gelmez. Yani Mesut bırakmaz yani. Kolumuz hazır. Peki Erkan kardeşim sence bırakır mı? Ya zannetmiyorum ama gene bırakabilir yani. Şu ortamı görürse. Mesut'un Erkan'a. Erkan'a olan bir mesaj ver. Erkan'cığım bak, gel bak, şu halimize bak. Mübarek, ne güzel bak. Göle karşı manzara bak. Her taraf cıvıl cıvıl. Dumanlar çıkıyor. Evet. Köfte bir daha. Ama evet. Der ki şimdi çözüm bulur, benim yatım olduğu hafta yapın Reşit abi der. Ama yapmayacağız, yatı olduğu hafta yapmayacağız. Senin gibi araba yatıracak. Ha? Tamam mı Sayın'cığım? Evet. Evet Erkan'cığım. Yani bu yalan değil yani. Ona göre. Biraz önce kendini ayarla. Tamam ben programı yapayım. Ha, Reşit abi programı yapsın. Tamam mı Erkan'cığım? Ve güzel gider yani. Tamam. Bak ne güzel bak, nar gibi bak Erkan'cığım bak bak. Tamam şimdi kapatalım videoyu, artık adam ağzını sular aktı. Tamam. Şimdi bu Sayın arkadaşım yediklerim, bu da benim yediklerim. Şimdi Sayın'a bir et veriyorum özel, onun için kızarttım. Şu renge bakar mısınız? Renge bakar mısınız? Buyurun Sayın. Alayım mı? Evet. Ha. Yavaş pişti bu etler, çok güzel oldu. Şöyle bir daha bakıyorum. Bir de misafirimiz var. Misafirimize doydu yani, o kemiklerde bir de kediye gidenler var ha. Daha bitmedi. İnşallah şunları pişirip yiyeceğiz. Video bitince bir daha görüşürüz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yemimiz bitti. Sayın pes etti. Aslında etmedi de bu kadar yiyebildi. Fazla yiyemedi. Ben de böyleydim. 3 tane de kaldı. Yalnız burada birazcık daha vardı. Misafirimiz olduğu için misafirimize biraz yedik. Gördüğünüz gibi. Gel lan. Gel. Bak gayet güzel bir kedi. Karnı da şişti bayağı. Oh, görüyorsunuz değil mi karnı? Tavuklar nerede? Bizim Osman da. Arkadaşlar bu arada bizim kedinin de Sayın'dan pek farkı yok yani. Hala yiyor. Sayın şu kemiklere verir misin? Gazete, ben elimi sürmeyeyim. Gazeteden. Elimi sürdüm benim daha. Hayır gazete. Gazeteyle kaldır. Bakın kediye ne kadar yeter Sayın. Gel. Bak evet, bunlara kediye devam ettiriyoruz sonuna. Bakalım kedi. Arkadaşlar hakikaten kedinin Sayın'dan farkı yok yani. Sayın'la yarışır mı? Sayın kedi seninle yarışır mı? Yarışamaz. Yarışır. Seni geçer. Vallahi doydum Reşat. Evet sevgili arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Evet. İnşallah sıkılmadan izlemişsinizdir. Evet, şu an elimi yüzümü yıkıyorum, işime devam edeceğim. Tamam arkadaşlar, şu an karnım doydu, şükür olsun gayet de iyiyim. Tamam. Sayım doydu dedi. Sayım'ın doydum demesi hakikaten nadir duyulacak bir şeydir. Arkadaşlar inşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu ilk videom arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum.